İsveç'ten sevgili izleyiciler, Stockholm kentinden. Ekranlarda Reino Liebenberg, Helaydır Alverez'le yapmış olduğu muhteşem maç hala akıllarda. Reino Liebenberg. And introducing his opponent in the blue corner, where ve şimdi de gerilgesiz boksör ekranlarda Alex Skoglund. He joins us with a perfect 24-0 record. 11 of those wins. Avrupa şampiyonu Eric. He's the former European Union champion and the current IBF Intercontinental champion, fighting out of Nyköping, Sweden. Ladies and gentlemen, let's hear it for Eric Skoglund. Hazırlıklar tamam, mücadele başlıyor. Karşılaşmanın hakemi ekranlarda Hakan Sindemark, mücadelenin hakemi. Hafif ağır siklette bir mücadele bu. Zil sesiyle birlikte 12 roundluk karşılaşmanın ilk roundu başladı. Reino Liebenberg ve Erik Skoglund arasındaki mücadelede ilk saniyelerde hemen yakın mesafeye girip sarılmak zorunda kaldılar. Partide büyük kavga yaşanmıştı. Sarıyla lacivert şortuyla Erik Skoglund, diğer tarafta Liebenberg. Reino bir tarafta Güney Afrikalı boksör, diğer tarafta ev sahibi Erik Skoglund İsveçli. Yakın mesafede kolunu kaptırdı, devam ediyorlar. Sol direk denemeleri var. Uzun zamandır denenen bir mücadele bu. WBC'de bir numarada yer alan Helaydır Alverez, biliyorsunuz Adonis Stevenson bu siklette dünya şampiyonu durumunda bulunuyor. Hafif ağır siklette Reino Liebenberg, Helaydır Alverez'le yaptığı mücadelede çok heyecanlı bir maç olmuştu. Knockout'la kaybetmişti ama büyük çarpışma yaşanmıştı. Sonunda bir yenilgide Thomas yenilgisiz boksör Thomas Hausensent'ten aldı ve puanla kaybetmişti ve şimdi de yine bir yenilgisiz boksörle karşı karşıya Güney Afrikalı. Son iki maçını yenilgisiz boksörlerle oynamıştı. Sonrasında Zengbu karşısındaki knockoutlu galibiyeti o tekrar çıkışa geçirmişti Güney Afrikalı boksörü. İsveçli boksör sol direk sağ Liebenberg. Güney Afrikalı sol koşu attı, bekledi. Bir de sağ gösteriyor. Çok iyi kaçtı orada Erik Skoglund. Kadınlar dünya şampiyonluk maçı var birazdan. Sol köşeler. Hakem Hakan Sindemark ayırdı, tekrar başlattı. Sağ direkte üzerine gidiyor Skoglund. İlk round bitmek üzere sevgili izleyiciler. Her iki boksör de ilk roundda birbirlerine pek bir üstünlük sağlayamadılar. Men du låter han komma för nära, va? Du låter han komma för nära. Känn tajmingen, du ska kunna släppa höger ibland. Ja. Gamaci bakın orada. Ricky Nisse'nin antrenörlüğünü de yapan Gamaci bu karşılaşmada teknik ekipte yer alıyor. Luran
abi. İşte pozisyonlar ilk round'dan. I like the body shots. Don't forget about the jab. İkinci round için hazırlıklar tamam. İkinci round'da da yine iki boksörün de sert direkt yumruklarına şahitlik ediyoruz. Kafanı kaldır dedi mücadelenin hakemi. Güney Afrikalı Liberke. Sert yumruklar kendisini göstermeye başladı. Sol direkt İsveçli boksör 24 maç 24 galibiyete sahip şu ana kadar ve bugüne kadar karşılaştığı en kuvvetli rakip Aslan lakabıyla bilinen Liebenberg. Aparkat denemesi tutmadı. 24 yaşında İsveçli boksör 31 yaşındaki Güney Afrikalı'ya karşı. Sol direkt. Bir sol direkt daha geliyor. Çok sert bir sağ köşe. Maçın favorisi olarak gösterilen İsveçli boksör Skoglund zor anlar yaşıyor. Liebenberg karşısında. Avrupa şampiyonu boksör İsveçli. Şu ana kadar gerilgisi yok. Güney Afrikalı boksör Liebenberg şu açıklamayı yapmıştı. Eric Skoglund dünyada benim kadar güçlü bir boksörle şu ana kadar karşılaşmadı. Akla karayı görecek açıklaması damga vurmuştu basın toplantısına. İlk 13'inde olan hiç kimseyle ringe çıkmamıştı. Bu yüzden 24 maçta yenilgisiz. İlk yenilgisini ona ben tattıracağım demişti. Bakalım neler olacak. Sol direkt. Sol koşelerle yaklaşmaya çalışıyor. İplere doğru sıkıştırdı rakibini. Sol koşu geldi, çok süperdi bu. Bakın İsveçli yenilgisiz boksör ne kadar ağır vurtlar alıyor. Round bitti, ikinci round'un bitişine bakın. Sizlere söylemiştim bu maç kıyametleri kopartacak diye. Josh Warrington'la Japon Amagasa arasındaki mücadele neyse bu maçta tıpkı ona benzer bir mücadele. How you feeling? One combination. Basın toplantısında seni paramparça edeceğim dedi İsveçli boksör. Bunun üzerine hemen Liebenberg'de Skoglund'un hemen yakasına yapıştı. Bildiğiniz mahalle kavgası çıktı. Zor ayırdılar. İşte bakın bu yumruklar çok zor durumda bıraktı. Biraz daha kuvvetli yumruklar gelse belki de yenilgisiz boksörü yerde görebilirdik. Üçüncü round. Çok iyi bir sol koşa vurdu İsveçli boksör Skoglund. Maç giderek kızışıyor sevgili boks severler. Ayırmak zorunda kaldı mücadelenin hakemi. Sağ koşu çok iyi. Güney Afrikalı peşine düştü tekrar. Hayatının en zor maçında diyebiliriz Skoglund.
gecenin İsveç televizyonuna yorum yapan ismi ise Türk boksörümüz Anthony Yiğit sevgili izleyiciler. O da bu gecede ringe çıkacaktı ama rakibi saklanınca onun maçı Almanya'ya alındı. 7 Mayıs'ta Almanya'da Kubrat Bulev Chisora gecesinde ringe çıkacak Anthony Yiğit. Adanalı boksör bakalım neler yapacak 7 Mayıs'ta. Tekrar bu mücadeleye dönüyoruz. Sol direk. Güney Afrikalı boksörü sıkıştırmaya devam ediyor. Sol direk. Ama öyle kontralarla kendine getiriyor ki Stockmund'u Liebenberg. Sol direkler aynı anda. Mideye uzandı sol direk bir tane daha. İşin içinden çıkamayınca hakem müdahale ediyor. Hakan Sindemark 16. maçını yönetiyor sevgili izleyiciler. İsveçli hakem. 5000 dolaylarında seyirci topluluğu var. Stockholm İsveç'te Hovut Arena'da. Dokuz bin kişi kapasiteli bu salonda heyecan dorukta. Goldrek. Sol koşa çok iyi. Arkasından sağ koşa denedi. Stockland yenilgisiz Avrupa şampiyonu. ...78,5 kilo geldi tartısında Erik Stockland. Rhino Liebenberg 78,6. Hafif ağır siklet mücadelesi bu. Sol direk. Karşılıklı yumruklar devam ediyor. İkinci round'u muhteşem bitirmişti Güney Afrikalı. Çok kısa bir ara. Dördüncü round'un heyecanı için. Dördüncü round başlayacaktı ama bir problem var galiba. Devam ediyorlar. Sol koşuyla başladı Stockland. İki düz guard boksör. Stockholm'de heyecan. Dördüncü rounda kadar taşındı geçen ana mücadelesinde. 11 kez rakiplerini knockout etti Stockland. 24 maç 24 galibiyet söz konusu. Stockland köşeye sıkıştırdı. Güney Afrikalı boksör aparkatla uzaklaştırmak istedi. Aparkata yakalanmadı. Stockland. Aynı anda sol köşeler. Yine yakın mesafeye girdiler. Hakem belli bir süre bekliyor. İş çözülmez hale gelince de araya giriyor. Yerinde müdahaleler hakemden. Yakın mesafede hakemden sonra bir yumruk darbesi Güney Afrikalı boksörden. Sırta vurma diyor hakem. Sırta çünkü böbrek var. Böbrek bölgesine vurulması kesinlikle yasak. Zaten teknik olarak da vurulması çok kolay bir iş değil. Sol direk. Boksta o kadar basit bir olay var ki rakibinizin tam karşıdan görebildiğiniz bölgelerine vuruş yapabiliyorsunuz dalda yukarıya. Bir de işte bu sol koşe. Tam çene. Sağlı sollu direkt yumruklar devam ediyor. Stockland rakibinin ikinci round'daki o temposunu tamamen kırdı. Üçüncü ve dördüncü round'larda maçın kontrolünü eline aldı. Bir de enseye bir vuruş var ama o sırada Güney Afrikalı boksör zaten
ters dönmüş diyor ama ters döndü diye de sırttan vurulmaz. Saniyeler var. Dördüncü round tamamlanmak üzere. Bakın neler oldu. Round biterken yine sert yumrukları konuşturdular. Kaşında açılma var Güney Afrikalı boksörün. Basın toplantısında yüz yüze geldiklerinde yaka paça birbirlerine girdiler. Zor ayırdılar. İşte o görüntüler şimdi. Burada birbirlerine girdikleri yerler. Tekrar ringe dönüyoruz. Ne yapıyorsun dedi. Orada işimiz gereği buradayız. Cihan Benberk orada yakasına yapışan isimdi. Scotland'ın ev sahibi boksörün kafa kafaya da bir çarpışma var. Arkadaşlarımız hemen o görüntüleri merak etmişsinizdir diye hemen ekrana getirdiler. Kerim Beşer yönetmenimiz. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimizin de merakı vardı bu konuda. Tekrar 5. round'da bakalım neler olacak. Sol direkler aynı anda. Başlar başlamaz. Kontrolsüz yumruklarını tamamen kullanım dışı bırakıyorlar. Çok net yumruklar gelmeye başlıyor. Hemen koltuğunun altına aldı rakibi. Belki o tartı anında seçemeyebilirsiniz. Sarı lacivert şortuyla bulunan boksör ev sahibi Scotland. 24 maçta 24 galibiyeti bulunan Avrupa şampiyonu boksör onun ya kapısına yapışmıştı. Diğer taraftaki Güney Afrikalı boksör. Sol koşe. Aslında orada fazla ağır bir cümle de kullanmadı. Hadi dene de göreyim dedi. Seni paramparça edeceğim dedikten sonra. Hadi dene de göreyim der demez yakasına yapıştı orada Güney Afrikalı. Sağ koşa sol koşa çok süper bunlar. Scotland. Dünya sıralamasındaki çıkışını çok iyi hale getirecektir eğer kazanırsa. Maçta da şu anda bana göre önde götürüyor kazanmayı. WBC sıralamasında 15. IBF'de 3. WBO'da 7. Her an dünya şampiyonluk maçına çıkabilir. Ama Lien Benberk'te kazanırsa o zaman o da bu sıralamaları tamamen zorlayacaktır. Alt üst edecektir. ...50 saniye var. 5. round'un ortalarını tamamen geçtik. Artık son saniyeler bitiyor. Sert yumruklar devam etti. Ama bize şunu gösterdi Güney Afrikalı boksör 2. round son saniyelerinde. Knockout edebilecek gücüm var dedi Scotland resmen. Neredeyse yatırıyordu. Bakın yine aynı yumruklar. Aparkat geldi bir tane. Hemen sarıldı mesafeyi kapattı Scotland. Çok iyi bir sol koşa geldi. Salonda ışık ayarlamasını pek iyi yapabilmişler diyemem. Ama 5500 dolarında seyirci topluluğu söz konusu bu karşılaşmayı izleyenler arasında. 50 saniye bir reklam sonra. 6. round'dayız. Canlı yayın İsveç Stockholm'dan sevgili izleyiciler. Let's go, let's go, let's go.
Head back. Hands tight. Let's get back. Get close. Those hands up, boys. Rairo Liebenberg 19 maçta 17 galibiyeti, 2 mağlubiyeti var şu ana kadar. Sağ köşe Güney Afrikalı. Sol köşe girişimi. Sol direk yine. İki tarafta da açılmalar söz konusu. Çok sert bir maç oluyor. Bu nasıl bir yumruktu? Avuç içi vurduğuna itirazlar söz konusu dışarıdan sevgili izleyiciler. Kafa kafaya çarpışmalar da söz konusu. Mücadelenin hakemi. IBO'nun uluslararası hafif ağır siklet şampiyonluk mücadelesi bu. Kemer mücadelesi. Koşa geldi tekrar. Maçın ne kadar sert geçtiğini bu aparkatla da gördünüz. Müthiş bir aparkat vurdu İsveçli Skoklund. Sağ koşa geldi şimdi. Bu siklette WBC'de en iyi boksör olarak gösterilen Elaydır Alvarez'le karşılaşmıştı. Yine buna benzer bir heyecan yaşanmıştı. 7. rounda nakavt olmuştu Güney Afrikalı. Ama çarpışmaktan asla ve asla çekinmeyen bir isim. Maç nasıl sonuçlanacak? Acayip merak etmeye başladık. Kapanan rakibine sağlı sollu kroşelerden sonra aparat denedi. Skoklund. Yakın mesafede çok kafa darbeleri söz konusu oldu. Bir tane sol kroşe geldi. Altıncı round bitmek üzere. Sol direkt. Bu roundu da tamamlıyoruz sevgili izleyiciler. Olağanüstü heyecan. Gamaçi bakın antrenörü. Skoklund'un. Ama şu anda baş antrenörü kendisi değil. Tony Antman antrenörlüğünü yapıyor. Ama şu anda katman görevi kendisinde. Sağlık görevlisi olarak teknik ekipte bulunuyor. Eski boksör aynı zamanda Gamaçi. Joy Gamaçi. Work behind that jab. Am I ahead on points? Yes, yes, you are ahead on points. Way ahead on points, okay? Lite koncentrasyon Erik, det singelslag. Twitter'da boks gecesi yazarak yorumlarınızı göndermeye başlayın değerli arkadaşlar. Boks gecesi tabelamız bu. Her boks gecesinde tabelamız bu oluyor. Yorumlarınızı buradan okumaya çalışacağım. Teknik yorumlarınızı maçla ilgili. Yedinci round yine sert başladı. Hakem uyarıları var. Güney Afrikalı boksör Liebenberg'e. Protestolar var tribünlerde. İsveç'in başkentinde müthiş bir duello bu. Yaklaşık 2,5 milyon nüfusa sahip Stockholm. Sol koşa geldi. Skoklund'dan.
sizi iyi başlar, iyi boksör yapar. Stockmuth'un kariyerindeki en zorlu maçı diyebiliriz. IBO'nun uluslararası şampiyonluk mücadelesi bu. Boksa 11 yaşında başladı. 13 yaşında İsveç milli takımına seçildi. Ekranlardaki bu boksörden bahsediyorum. Kaşında ciddi bir açılma söz konusu. Sakatlık sebebiyle sevgili izleyiciler, maç yarıda kalırsa o anda hangi boksör öndeyse o galip ilan edilir. Ama yumruk darbesiyle açıldığı zaman bu kural geçerli değil. Hakemin buna inanması lazım. Evet. Bu açılma, bu sakatlık kazayla meydana geldi diye karar vermesi lazım kendilerin. Sol direk. Sağlı sollu kroşe denemeleri var. Sert yumruklarla devam etti. Çok acımasız bir boksör olduğunu gösteriyor Scotland. İkinci raundun sonlarına doğru neredeyse nakavt oluyordu. Rakibinin ne kadar tehlikeli olduğunu anladıktan sonra maça başladı. Şimdi bu yumruklar onu daha da büyütüyor. Aparkat sol koşe. Başlarda tempo acayip yükseldi. Seyirciyi canlandıran, ayağa kaldıran yumruklar bunlar. Güney Afrikalı boksörden sürpriz bir yumruk gelir mi diye sabahtan beri bekliyorum. Eğer bu maçı bir knockout'la süslerse Avrupa şampiyonu boksör Eric Scotland bu haftaya damga vurur, damga. Güney Afrika'dan son dereceyi bir sol geldi. Sol koşa girişimi yüzünü sıyırdı geçti. Muhteşem bir 8. round bizi bekliyor. Sekizinci round başladı. Sol direk geldi. Güney Afrikalı boksör sol direk aldı. Aparkat sol koşa. Şimdi çarpışma devam ediyor. Koşa geldi Avrupa şampiyonu Scotland'dan. Scotland 2008 yılında Türk boksöre mağlup olmuş motor yıllarında. O ismi de birazdan açıklayacağım sevgili izleyiciler. En son Scotland'ı bir Türk boksör yenmişti. Yine kafa kafaya bir çarpışma söz konusu. Ama ikisini de yıldırmıyor bu darbeler. Boks kesi yazıp yorumunu gönderen bir arkadaşımız Kadir Murat. Sanki Spartaküs dizisini izler gibiyim demiş. Sol koşa geliyor. Hafif ağır siklette olay maç sevgili izleyiciler. Sol direk geldi. Bu maçın galibi kim olacak? Aparkat tutmadı, yüzünü sıyırdı geçti. Az sonra kadınlarda dünya şampiyonluk maçı ekranlarda olacak.
Drakos'a giriyor. Olay bir nakavtla biter mi bu maç? Tüm beklenti bu yönde artık. Sol koşa geldi, olmadı. Sol koşaya aparkat geliyor. Güney Afrikalı'nın iki aparkatı var orada. Ama aldığı bir sağ koşa vardı ki nasıl yatmadı aklım şaştı. Burak da böyle gitti. Baycan'ına. Kadınlar arasında dünya şampiyonlukçu var demiştim. Sartı'na bakın neler oldu. Duyuyor, bakın ne yapacak şimdi. Hop, rakibini kafasından aşağıya döktü. Dünya şampiyonu Michaela Loren, Ivana Habazin karşısında az sonra ligde olacak. Bu dünya şampiyonluk maçı birazdan. Rütmüs, singles long. Anı öppe fedeyemez. An be an hissedeceksiniz bu gece. Müthiş bir boks gecesi sevgili izleyiciler. Anthony Yiğit de bu gecelerin geçirecekti ama rakibi sakatlanınca 7 Mayıs'ta kaydı karşılaşması. Almanya'da Pulev Cisora gecesine. NTV Spor'dan izleyeceksiniz yine o geceyi de. Ümit Saklı adlı arkadaşımız bugün Beşiktaş Akhisar maçının son 10 dakikasında nasıl bir heyecan yaşadıysam şimdi de aynı heyecan içindeyim demiş. Gerçek ne maç oldu ama. Beşiktaş 3, Akhisar 3, bu şekilde bitti maç. Dokuzuncu rauntta 30 saniye geride kaldı bile. Amatör yıllarından profesyonel kariyerine taşınan bir maç grafiği Eric Scotland'da 25. maçında bugüne kadar onu yenebilen bir boksör çıkmadı. Mükemmel bir sağ, arkasından sol direk. Ama Güney Afrikalı yıkılmadım, ayaktayım. Hala devam ediyor bu oyuna. Çok yıkıcı darbeler bunlar aslında. Güney Afrikalı köşeye sıçtı. Bakalım orada neler olacak. Kariyeri boyunca Danimarka'da 16 kez ringe çıktı. 4 kez Almanya'da, 2 kez Finlandiya'da. 3. kez de İsveç'te maça çıkmış vaziyette. Eric Scotland çok tecrübeli bir isim. Boks gecesi yazın. Yorumlarını göndermeye devam edin değerli boks severler. Egemen Şeker ağır sikletme bekliyorum. Var mı demiş. Var. Brezilyalı Costa Junior'la Otto Wallin arasındaki maç birazdan. Boks gecesi yazarak göndermiş yorumunu bu arkadaşımız yine. Sağ sol direkten aparkat, bir tane daha. Baycan'a demirden adam bu Güney Afrikalı. Koktursa adeta bir makine. 9. hafta son anlara doğru ilerliyoruz. Hep Eric sesleri İsveç Stockholm'da sevgili izleyiciler. Saniyeler var, 9. round bitmek üzere. 12 roundluk karşımada neler oldu neler şu ana kadar. Ve şimdi Scotland'ın aparkat denemeleri devam ediyor. Sabaha kadar boks var sevgili izleyiciler bu gece. Sabaha kadar boks var. 10. round başlıyor sevgili izleyiciler. You gotta go for it. You gotta go for broken. Let's go.
Dokuzuncu round başladı. Liebenberg, Güney Afrikalı Reinhold Liebenberg bu dakikadan sonra büyük bir sürprize imza atabilir mi? Knockout'tan başka bir şansı yok gibi görünüyor. Kafanızı kaldırın dedi hakem. Maçın hakemi Hakan Sindemark. İsmi Hakan ama Türk değil hakem. Bunun altını çizmek istiyorum. Yazılışı tıpkı bizim bildiğimiz Hakan gibi. İsveçli hakem. Bugüne kadar 9 boks organizasyonunun yapıldığı bu salonda 10. maç işte karşınızda. Ve şu ana kadar ringin hakkını öyle bir verdiler ki heyecan tam gaz devam ediyor. Bir arkadaşımız bu maçları canlı izlemek istiyoruz demiş. Şu anda canlı olarak ekranlarda. %90 canlı veriyoruz arkadaşlar karşılaşmaları. Sağ kroşe eldiveninde kaldı rakibinin. Bir tane sol geldi. Çok sürpriz bir yumruktu bu. Güney Afrikalı boksörün attığı sol kroşe tam çeneden yakaladı rakibi. Scotland Avrupa şampiyonluğu. İki çocuk babası Liebenberg, Colin Nathan antrenörü. Güney Afrikalı boksör iki çocuk babası. Saniyeler tükeniyor. 10. round bitmek üzere. Hakem ayırdı. Tekrar başlattı. Tekrarını kaptırdı. Sağ kroşe geldi. Yine kolunu kaptırıyor. Roundu tamamladık. You can do this. Let's fucking go. Şimdi bakın ready burada. Everything you've got. You heard him, Ben. Catch him with the left. Double up on the inside. Double up. Triple up. Yes. But just. Yeah. Burada da. Ramaçı yine kontrol ele almış vaziyette. Kolunda da vazelinden dikkatimizi çekmiştir. Fazlaca ihtiyaç duyuldu bu karşılaşmada. Fatih Özdal, evde biz de bir bember diye tempo tutuyoruz. Onun kazanmasını istiyoruz demiş. Bir raka venstre, tunga raka venstre Erik. On birinci round başlıyor sevgili izleyiciler. Yeter artık kafanızı kaldırın dedi hakem. Başlar başlamaz yine aynı tempoda devam ediyorlar. Sol direkler devam etti. Karnına sert bir darbe. Let's go.
Yine sert yumruklar sürüyor. Nefesler tutuldu adeta. Sert bir yumruk da yatırdı. Berman Steve Ernie, Deontay Wilder maçını izler gibiydik. İkinci round, son saniyeler aynen böyle olmuştu. Aynı taktikte knockdown olmamayı başardı. Kim başardı? Liebenberg. Knockdown'un eşinden döndü. Yavaşlatılmış gösterimle birazdan izleyeceğiz. Sol köşe, sağ köşe. Bunlar eldivenlerinde kaldı gibi. 11. round tamamlanmak üzere. Güney Afrikalı boksör aparkat denedi. Kariyerinde sadece Elider Alvarez'e nakavt olmuştu. Şu anda uyarı alan Güney Afrikalı Liebenberg. Sağ sol direkler. Yine yumruk kombinasyonları. Olabilecek en sert maçla karşı karşıyasınız. Zil sesiyle birlikte köşelerine geçiyorlar. Sabah Golov. On ikinci ve son round centilmence başlıyor sevgili izleyiciler. Sol direk. Arka arkaya direk yumruklar. Sarılmak zorunda kaldı. Muhteşem bir round. Kim kazandı, kim kaybetti? O kadar büyük bir merak içindeyiz ki. Yine yakın mesafeye girdiler. Kalkunta tezahüratlar devam ediyor. Aparkat geldi bir tane. Sol köşeler vardı. 1,5 dakika kadar bir zaman dilimi kaldı. Mücadele bitiyor. IBO'da hafif artık uluslararası şampiyonluk kemer mücadelesinde. Boksat bir sağ köşe daha geldi. Avrupa şampiyonu boksör 25. maçında olabilecek en zorlu rakiple karşı karşıyaydı. 12 raundu gördüler. Son bir dakika, bir knockout gelecek mi? Sağ direk. Yumruklar devam ediyor. Sol köşe. Otuz saniye var. Maç yine olağanüstü bir heyecanla bitmek üzere. 12 round boyunca bu nasıl bir kondisyon? Bu nasıl bir kuvvet, dayanıklılık, teknik, taktik, savaş bizi buralara kadar getirdi. Saniyeler var.
İki boksör de ayakta alkışlanacak resmen. Mücadelede bakın neler oldu. Arkasından zil çaldı. 12 round sonunda olağanüstü bir heyecan sona erdi. Şimdi şu sorunun cevabını bekliyoruz. Kim kazandı, kim kaybetti? Mr. Zaulen, gecenin organizatörü, ilk kucaklayan oldu Scotland Avrupa şampiyonluğu. Bir reklam arası verelim. Sonrasında kim kazandı, kim kaybetti? Hep birlikte görelim değerli NTV spor izleyicileri. Sevgili izleyiciler, tekrar sizlerle birlikteyiz. El kaldırma anını yakaladık. Reklamları da vermek zorundayız biliyorsunuz. İşte bakın. Ladies and gentlemen, your winner and the new IBO International Champion, Eric Skoglund. 117-111, 114-113'lük bir karar verirken de diğerini duyamadım. Kazanan Eric Skoglund 25. maçında 25. galibiyetini alıyor sevgili izleyiciler. İsveç'te gerçekten de çok heyecanlı bir maç oldu. Kıyametlerin